Atla engel atlama ne kadar sürede öğrenilebilir? Ve biz bunu bir saate sıkıştırıp bir saat içerisinde bu eğitimi alıp atla engelden atlayabilir hale gelebilir miyiz? Saat içerisinde biz atı karşıya geçirebilme konusunda kendimizi %100 güveniyoruz. Fakat üstüne durabilir misiniz? Ya Allah, bismillah, Allah'ım! Sevgili arkadaşlar, herkese yepyeni bir videodan selamlar. Yine efsane bir at videosuyla Ahaltek'e Binicilik Merkezi'nin ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Geçtiğimiz videoda seni izlemeyen ve bu videoda ilk kez izleyenler için kendini bir tanıtır mısın Tabii bize? Tabii ki. İşletmemiz Ankara, Beştepe'de bulunuyor. Biz binicilik hizmetleri üzerine eğitim veriyoruz. İşletmemiz içerisinde restoranlarımız da mevcut. Temel misyonumuz Türkiye üzerinde, Ankara'da özellikle, Ankara merkezli biniciliği erişilebilir kılmak, herkesin bu sporu yapabilmesinin imkanlarını kolaylaştırmak üzere bir misyonumuz var. Buradaki temel hedefimiz bu. Bu yüzden de işletmemiz bu misyonu idare ediyoruz. Başarılar diliyorum. İşletmemizle ilgili detaylı tanıtım videomuza izleyicilerimiz kanalımızdaki geçmiş videolara bakarak erişebilirler. Tabii. Ama bugünümüzün konusu farklı. Evet. Bugün geçtiğimiz videolarda dedik ki ya acaba bir atla engel atlama mevzusu ne kadar sürede öğrenilebilir? Amatör düzeyde diyorum, profesyonel olarak değil. Ne kadar sürede öğrenilebilir? Ve biz bunu bir saate sıkıştırıp Tabii. bir saat içerisinde bu eğitimi alıp atla engelden atlayabilir hale gelebilir miyiz dedik. Bugün sadece bir saatimiz var. Şu an saatimiz 12.25. Biz 12.30 diyelim. Büyük ihtimal başlamış olduğumuzda 12.30 olacak. Bakalım 13.30'da ben atlayabilir hale gelecek miyim? Öncelikle şu uyarıları yapalım. Bu tabii ki bir deneme amaçlı. Herkesin deneyebileceği bir durum değil. Bu profesyonel bir kıstasla teşkil etmemekle birlikte evet. böyle bir deneyimiz olacak. Bir saat içerisinde biz atı karşıya geçirebilme konusunda kendimizi %100 güveniyoruz. Fakat üstüne durabilir misiniz? Siz kendinize %100 güveniyorsunuz da ben kendime %30 oranında falan güveniyorum. Arttıracağız inşallah. İnşallah onu %60'a çıkartırsak. Halil hocamız, antrenörümüzü çağıralım isterseniz. Buyurun hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Halil hocam, seni bir tanıyabilir miyiz? Ben şöyle mikrofonu uzatayım sana. Tabii. İsmim Halil Uysal. Malatya İnönü Üniversitesi mezunuyum. At antrenörlüğü mezunuyum. Ya ben Göktürk, böyle mezun olduğu bölümü hayatındaki mesleği olarak da o bölümle alakalı bir şeyler yapıp bundan mutlu olan insanları gördükçe çok keyif alıyorum. Çünkü bu insanların işlerini çok severek yaptığını evet. biliyorum. Zaten buradaki öğrencilerinizin elde ettiği başarılarla açık net ortada olan bir şey. Çünkü burada Ahaltek'e Binicilik Tesisi Türkiye'de çok önemli başarılar elde etmiş öğrenciler yetiştiriyor. Doğru. 150'nin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Kulübümüzün içerisinde mevcut da milli takımda olan ve eskiden milli takım adına koşmuş sporcularımızla birlikte 5 milli sporcumuz var. Halil hocamız da işini bu noktada severek yapan, işi sevgiyle öğreten çok önemli bir antrenörümüz. O yüzden sizin için uygun olacağını düşünerek Halil hocamıza başlamayı tercih ettik bugün. Evet, biz de aslında birazcık böyle öğretmesi zor olan insanlarız. Neden? Çünkü biraz işin eğlencesine kaçıyoruz. Evet. YouTube mevzusu olduğu için hani bazen bilgi şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Niye? Gözüm aklımda çünkü şey var ya, acaba atla koşsam, işte dört nala koşsam düşsem mi bir şey falan, böyle şaha kaldırır mıyım falan. Biz biraz haylazlığındayız işin ama. Yaşatacağız size. Bugün can kulağıyla dinleyeceğim her şeyi. Evet. Hocam şimdi ilk olarak herhalde üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki gerekiyor. Bu kıyafetlerimiz uygun değil. Biz size kıyafet verelim isterseniz. Olur. O zaman şimdi üstümüzü değiştirip içeriye doğru Tabii geçelim. Ki, orada atlayış yapmak için neler gerekiyor, bilgiler neler, onları Tabii öğrenelim. Ki. Hadi geçelim. Sevgili arkadaşlar, Alatürkiye olarak sizlerden gelen videoları da yayınlayacağımız yeni bir YouTube kanalı daha açtık. Alatube isimli kanalımıza açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi seven, bizi takip eden sevgili izleyicilerimizi Alatube kanalında takip etmeye davet ediyoruz. Hadi videoya devam edelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi heyecan dolu anlar başladı. Atımızın yanına geldik. Şimdi hocam, ata bineceğim. Öncelikle bu videomuzda ilk kez böyle bir at tecrübesini, ata biniş anı profesyonel anlamda bir hocadan dinleyecek olan izleyicilerimiz için ata nasıl binilir? Ata her zaman soldan binilir, soldan inilir. Ata evet. binmekten bahsettik de ata evet. binmeden önce atla bir tanışmak gerekiyor değil mi? Evet, ata bir dokunmak atımızın gerekiyor. Atımızın ismi yeter. Onlar da bir canlı sonuç olarak. Koklatayım elimi şöyle. Evet, bir elinizi koklatın. Hocam, bu atların duygularını, o anki hissiyatını, ruh halini kulaklarının şeklinden anlayabiliriz evet. diye biliyorum. Çok geriye yatırmışsa böyle, size sinirli sinirli bakıyorsa anlarsınız zaten size kızmış demektir. Tehdit altında hissediyordur kendini. Evet. Herhalde şu an zaten ısırma Sakin eğilimi göstereceğini zannetmiyorum. Evet. Atımızı sevdik, tanıştık. Şimdi
Önce sol ayağımızı şöyle geçirdik. Aynen. At kendini. Sol ayağımızı. Sol ayağı taktın. 1, 2, 3 çek kendini. Bravo. Evet. Üzengilerimiz, ayaklarımız, parmaklarımızın bittiği yerde, tarakkemizin başladığı yerde ayaklarımızı tutuyoruz. Yani ayağımızın en geniş olduğu yerde. Yani ayağımızın en geniş olduğu yer. Evet. Bu çok güzel bir tarifti, evet. Topuklarımızı aşağıya doğru basıyoruz. Bu eğrimiz, eğrimizin bölümleri vardır. Burası diz yastığı. Dizlerimizi yaslarız. Burada pantolonumuzda da burayı tutması için yerler vardır, evet, zaten. Profesyonel kıyafetlerimizi, evet, de giydik. Dizlerimizi yaslıyoruz, topuklarımızı aşağıya basıyoruz. Her zaman karşıya bakıyoruz. Ehliyetiniz var. Var. Orada araba kullanırken sürekli karşıya, yani yola seyrederiz ya. O yüzden siz de sürekli karşıya bakacaksınız. Direksiyona bakmanın bir anlamı, evet, yok yani. Evet. Direksiyona bakmanızın bir anlamı yok. Şimdi gerçekten heyecanlanıyorum çünkü at mesafe bir yerden atlayacak ve benim onun üzerinde durabilmem lazım. Bu dizgin, dizgini biliyorsunuz. Evet. At kontrol etmenize yarıyor. Aynı zamanda durdurmanıza yarıyor. Direksiyon. Evet. Bu başlık, bu da kantarma. Atın ağzındaki bir demir şey kantarma. Bunu çok çekersen atın ağzı canı yanar. Atın ağzı çok hassastır. O yüzden bu belli bir gerginlikte olması gerekiyor. Ne çok çekeceksiniz, ne çok sert de çekmeyeceğiz birden. Evet, evet. Durdururken özellikle ilk önce geriye doğru yaslanarak avucumuzda top varmış da onu sıkıyormuş gibi böyle. O şekilde durdurmamız gerekiyor. Belime doğru. Evet, göbeğimize doğru. Yukarı doğru çekmiyorum. Göğsüme doğru çekmiyorum. Göbeğime doğru çekiyorum. Hafif geriye doğru yaslanarak elimdeki topu sıkıyorum. Zaten tutuş şekli de şu arkadaşlar. Şu şekilde tutulması gerektiğini hocamız söyledi. Baş parmaklarımızla işaret parmağımızın arasında dizgini sıkıştırıyoruz. Burada şöyle. Bir top varmış da bunu biraz serbest bırakıyorsun. Bu şekilde. Şu altlar çünkü serbest kalıyor. Çünkü durdurman gerektiğinde bunu ilk başta sıkarsın, sonra geriye doğru yaslanırsın ikisine bir. Önce şöyle, yani şu hareketi yapabilmek, evet, gerekiyor değil mi? Olabildiğince yumuşatarak, evet. Ya o kadar derin bir konu ki at binme, evet, mevzusu. Çünkü gerçekten çok zeki bir hayvanla doğru iletişim kurmanın yöntemini öğreniyorsun aslında. Doğru. Bu da tecrübe isteyen bir şey. Hayvanı da tanımak lazım. Dediğin gibi hocam, yani mesela fazla çekip eziyet de etmemek lazım. Evet. Bunların hepsini bilmek çok önemli yani. Çok serbest bırakırsan da atla kontağını kaybedersin. Bu sefer at seni istediği yere götürmeye başlar. Bu sefer müdahale etmek için daha çok çekmem, evet, gerekir. Anlaşmazlık çıkar aramızda. Evet. Şimdi ne yapıyoruz hocam? İlk alıştırmamız nedir? İlk alıştırmamız lunge. Çılbır da derler. Lunge da derler. Genelde lunge kullanılır. Ben seni iple böyle tutacağım. Tamam. Atı tutacağım daha doğrusu. Etrafımda çevireceğim. İlk başta bunu tutmayalım. Ben sana bu şekilde tutalım. Dizgini de tut. Ha şöyle elimde, evet, dursun sadece. Dik, tamam, dur, karşıya bak. Şu an at zaten bu eğitim sistemine alışkın olduğu için, evet, senin etrafında bu şekilde dönecek. Hemen alışkın olduğu için zaten başladı dönmeye. Bu amatör seviyede ilk at binmeye başlayan, evet, birisi için ilk ders şu an gördüğümüz. Evet. Biraz sonraki kısımlar heyecanlı. Engel atlama mevzusu çok ileri seviye bir şey. Evet. Yani bayağı at binmeye yeni öğrenen birisi normalde için. Normalde ilk başta böyle bir saatte atlatmayız bunu. Tabii. Önermiyoruz. Bu yani bir challenge arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ata binmeyi daha bir saat önce öğrendiyseniz engel atlamaya sakın kalkışmayın. Atın 3 çeşit yürüyüş şekli vardır. Adeta, süratli, dört nal. Bu yürüyüş şeklinin ismi adetadır. Süratli dediğimiz olayı öğreteceğim ben size. Süratli, tamam, yürüyüş şeklini. At sizi sektirmeye başladığında bilin ki siz süratli yürüyüş şeklindesiniz. Tamam. Şimdi gösteriyorum. Sadece oturun. Sadece atı hissetmeye çalışın. Başlıyorum. Aa, o da biliyor. Ha, hemen. Şimdi şu burada sizi at sektiriyor ya. Benim kendim. Oho. Yanlış mı? Bu yanlış olan tabii ki. Sadece görmeniz için söyledim. Yani at kendisi mesela şimdi o atın aşağıdan yere vurdukça, zıpladıkça beni de atıyor yukarıya. Evet. Bunu doğru kontrol etmek nasıl olur onu bilmiyorum. Şimdi doğru kontrol sizin otur kalk yapmanız lazım. Kalk, bas ayaklarına, atın, kalk, otur. Oo, çok, çok güç istiyor. Bir de bunu, evet, şu aşağıdan destek almadan şimdi yapmak. Şimdi elini bana ver. Şimdi kalk bakayım ayağa. Kalk, otur, kalk, ha, bu otur, sistem. Kalk. Evet, kalkıyorsun, belini hafif öne doğru iteliyorsun. Buradan tutunabilirsin. Çok zor. Yani neden zor? Bunu çünkü benim normalde şunu yaparken yapmam gerekiyor değil mi? Evet. Bunu yaparken ellerini çekmeden yapman lazım ilk başta. Bunu ve bunu çekmeden yapmam lazım, evet, ki atın dengesini bozmayayım. Evet. Gerçekten zor. Sonra dört nalı göstereceğim sana. Bir de dört nala da aynısı, evet, geçerli. Onda ama şöyle gidenler de var ya mesela, anavan şöyle gidiyor. Anavan diyoruz ona. Sportif, efendim, pozisyon da diyorlar. Anavan da diyorlar. At dört nala koşarken illa zıplamama gerek yok. Şu şekilde durarak da, ama nasıl olacak o? Şöyle mi durmak gerekiyor? Nasıl duruyorlar? Onu göstereyim. Şimdi oturuyorsun. Ayaklarım her zaman burada karşıya bakıyor. Dizlerin diz yastığına yaslı. Kalk ayağa. Hafif öne doğru eğil. Poponu geriye doğru çıkar. Belini çukur yap. Aa, gerçek, evet, gerçek şey pozisyonu bu değil mi? Evet. Ama şöyle olması gerekiyor. Aa, kalkamıyorum ama.
Of, çok zor ya gerçekten. Yani vücudun neredeyse bütün kaslarının çalıştığı çok zor bir spor. Evet. Bunları öğrendikçe işte insanın kafasında açılıyor. Devam şimdi, edelim. Daha demin süratli moduna geçmiştik. Evet. Muhabbete daldık. Süratliden mi devam oldu. Edeceğiz? Şimdi süratliden şöyle bırakıyorum. Başlayın siz adeta da yavaş yavaş antrenman yapalım. Adeta da kalkıp oturmaya başlayın. Şu. Yere bakmıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Yok ben ama iyi de yani bunu gerçekten aşağıdan destek almadan şöyle kalkayım diye kendi bacak gücüyle kalkmak çok zor. Aslında daha kolay bacak gücüyle kalkmak. Şu an dengeni oturtamadığın için ellerinden tutma gereği duyuyorsun sadece. Ben hiç tutmasam buradan şunu da bıraksam. Koy ellerini beline. Ellerini beline koy. Daha dört nala geçeceğiz. Daha bunun dört nalası var bir de. Bir de böyle döne döne dört nala şimdi bir deneyeceğiz. Bir de bütün seviyeleri aşıp sonra da engel atlayacağız. Süratliye biraz alışsak mı? Tamam, biraz daha. Süratliye alışalım. Sen başla otur kalka. Başla aynen öne doğru eğilme. Öne doğru eğilmiyorsun, omuzlarını biraz geriye ver. Evet. Kalk ayağa. Gerçi kalk, şöyle belimden tutarak mı deneyeceğim? Aynen. Şöyle yapsam. Bas ayaklarına kalk. Daha yukarı. Of yok yukarı. Ya. Ata bu eziyet değil değil mi? Çok sert oturursan eziyet. Beline. Olabildiğince yumuşak oturman lazım. Kalk belini ileri sür. Otur. Bir süratli de deneyelim mi? Tutma. Deneyelim. Buradan tutmamda şey var mı? Aynen. İp var ya önünde, oradan tutun. Ona güvenebilirsin. Başla kalk otur. Kalk otur. Kalk aa, evet, otur. Onun kalk bir... otur. Ritmini yakalamak lazım şu. Aynen, oldu mu? Bravo. Onun ritmini yakaladığım zaman tamam şimdi çözdüm. Doğru mu? Aynen bravo. Ellerini çekmeden ayaklarına basarak kalkıp oturman lazım. Ha şöyle. O pat 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 ses geliyor ya, o olmaması gerekiyor. Ha pat pat ben de ses geliyor ya çok iyi diyecek zannettim. Hiç pat pat değil. Ses geliyor ya o olmaması lazım. Soft bir şekilde. Evet tekrar başlıyorum. Tamam. Bas ayaklarına kalk otur kalk otur. Ha kalk, şu otur, tamam. Kalk, otur. Aynen ritim bu. Yere bakma. Kaldır o kafanı. Ben çoktan düştüydüm ya. Şuradan tutmasam. Yere bakma. Kaldır kafanı. Aynen. Karşıya bakıyorsun. Ufak bir dört nal mı yapalım? Tamam dört nal. Yoruldum ya yemin ediyorum. Attan çok ben yorulmuş olabilirim. Çünkü neden? Vücut yani kas şeyin vücudun yönetimini çok yanlış yapıyorum şu an vücuttaki evet. Bacaklarım ayrıca falan. At binmek odaklanmanı, el kol koordinasyonunu arttırır. Beden farkındalığını arttırır. Erkek miydi bu ya? Bu kısrak. Aynen. Güzelim. Güzelim. Yorma beni. Daha sen de soft ol birazcık. Sen de yavaş. Üstünde bir amatör var. Şimdi dört nala mı? Dört nala. Dizginle birlikte tutabilir misin? Önündeki bir tutacaksın aynı zamanda. Hem dizgini tut hem önündeki. Sadece normal tut, dizgini de tut. Şöyle. Aynen. Hazırsan başlıyorum. Abo. Of. Otur sadece otur otur. Sadece sür, oturayım mı? Belini sür. Aynen tamam. Otur. Bir salınımı var onu belinle sürmeye çalış belinle. Belini ileri ileri. Efendim? He şöyle. Devam devam devam. Bravo. Yere bakma. Kaldır kafanı. Biz hep, ben hep yere bakıyorum. Aa evet tamam şimdi oldu. Evet o süratli. Yavaş yavaş ya bu şey o kadar benim için yeni bir tecrübe ki. Evet. Ama sanki böyle bir 4-5 gün 6 gün aralıksız böyle bir çalışmayı sürdürsem öğrenirim gibime geliyor. Tabii ki. Çünkü çok kısa sürede böyle şey vaat edebilen bir durum var. Hani algılayabiliyorsun o oturuş, atla evet, aynı ritmi evet. Yakalamak falan. Ritim konusu önemli. Aynen. Şimdi dört nala işini de tamamladık mı? Bir kez daha yapalım. Tam oturalım. Topuklarımız aşağıda, yere bakmayın. Kaldırın kafanızı. Aynen. Biraz yere geriye, bakmak yasak. Başlayalım. Otur, sür belini, sür belini, sür belini. Karşıya bakıyoruz, yere karşıya bakmak yasak. Karşıya bakıyorsun, belini gevşet biraz. Sürmeye çalış, atla uyum içerisinde heh. Olmaya çalış. Doğru mu? Aynen, gayet iyi. Bravo. Sanki koşan at değil benim ya. Gerçekten yorucu, yani ayrı bir iş ya. İnsan üstüne çıkınca anlıyor. Yapacağınız bir şey, yorunlarda gelirken atı bu hatta sokup aynen. Üstüne kalmayı başarmak. Bir kere sizi atlatsak bizim misyon tamamlandı. Aynen. Yapacağım tek şey atı bu hatta sokup bu oradan hattan gelirsin. Atlayıp ileride de doğru durdurabilmek. Bu kadar. Güzel. Şimdilik kolay duruyor. Bakalım. Yani birazdan göreceğiz. Hocam şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Engeli buradan atlayacağız. Evet. Engeli buradan atlayacağız. Bunun ismi sırık. Bunun komplesine mani diyoruz. Böyle kaldırıyoruz sırığımızı. Bunu neye göre ayarladık şimdi? Bunu senin atlayabileceğin seviyeye göre. Burada delikler var. Bunları sayıyoruz ona göre. Bu atımızın mesela usta bir binici bindiği zaman atlayabileceği son seviye nedir burada? 1.60'tır. Buradan atlar mı bu at? Evet. Şundan bu atlıyor. Bu at atlamaz ama normalde genelde atlayanlar. Bu atın atlayacağı seviye nedir peki maksimum? Yani 40 santim 50 santim. O zaman bu 30 mu dedik?
aşağı yukarı. 30 yani şuraya kadar bu at atlayabiliyor. Atlayamadığı zaman beraber takılıp düşüyor muyuz? Yok, bu zaten göstermem gerekiyor. Bu zaten takıl atlayamadığı zaman düşer zaten. He, atlayamadığı zaman zaten evet, ayağına ayağı takılır. Çarptığı zaman düşer bu. Şimdi örnek olarak Mustafa hocamız bir atlasın isterseniz. Nasıl bir atlama yapacağımızı şimdi göreceğiz. X. Şu an X yaptık. Bu aynen. Biraz daha giriş seviyesi olanı mı? Bu temelde en basit atlama düzeyi. Aslında normal şey düzenini bozmadı ama önünde bir engel olduğunu bilerek ona göre hareket tabii etti ki at. Yoksa normal koşma düzenini çok aşırı derecede bozmadı. Değil zaten mi? Zaten dört nalı falan tek tük algıladınız. Aynen. Hafif bir kamçı desteği gelecek. Şimdi dik olanını göreceğiz. Peki şunu yaptıktan sonra ben atla engel atlama işini yaptım diyebilir miyim? Şuradan atlattıktan sonra. Kısmen de olsa deriz tabii ki. Atladınız çünkü. Sonuçta atladık yani, değil mi? Savaşta her yol mübahtır. Yani bu sadece deneme oldu. Diğerki videonun konusunu söylüyorum ha? Arkadaşlar. Harun Köybaşı engel atlamada Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak diğerki videoda. Yetişiyoruz, durun. Ha, yakın zamanda yarışma evet, da var burada. 19-20-21 Ağustos. Beni de yazabilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Aa, bir daha evet. Gelsene Mustafa. O öne arkayı kaldırma mevzusu beni düşürebilecek şey olarak şu an onu gördüm. Bu yüzden önden atlattık hocamızı. Şimdi nasıl atlayacağımızı görüyoruz arkadaşlar. Oba. Şimdi yapacağımız iş, yani atabilmek aslında genel olarak bilmeyen bir insan için riskli, bilen için de hala tabii risk taşıyan yani bir şey. Bizler tam ekipman olarak TOG'umuzu mecburi zorunlu tutuyoruz. Fakat burada siz bir çalışma gerçekleştirdiniz evet. Şimdi böyle bir müsamaha gösterdik. Evet, şimdi takmak zorundayız tabii, şimdi artık. Takalım. Bundan sonra şey yok. Bizim her zaman öncelikli güvenliğimiz can sağlığı. Aynen öyle. Heyecan var mı? Ya biraz, şimdi dört nala koşturmak zaten yeni ilk defa duyduğum, öğrendiğim bir şey. Bir de dört nala koşturmanın üstüne acaba oradan nasıl, kendisi atlıyor zaten ama üstünde nasıl duracağım, benim sorumluluğum o gibi. Size. Demir yumruk geliyor arkadaşlar. Efsane bir düşüş bekliyorum. Efsane bir düşüş arkadaşlar, şimdi sizin ne olacak? Düşen pas da getiriyor yalnız bizde. Düşen pas... ben düşmeyeyim öyle getireyim, düşmezse... Var güzel it abi. Ha, düşmezsem... Düşmezsen ne olur? Engel atlamış olursun. Şimdi artık ben bir profesyonel gibi bineceğim bu ata aynen. Bir şekilde yani. Ha, önce diğer ayağımı atacağım. Aynen, 1-2-3. Çok başarılı. Evet. Hocam biniş çok iyi. Aynen. Dizginler. Biraz öncenin aynısı. Dizginler. Ben peki ayağımın tamamını geçirsem şimdi çok tehlikeli olur değil mi? Aynen. Tamam. Topuklarını bas, düzelt dizginlerini. Öyle tutmuyorsun biliyorsun. Süratli sen de gel. Dur bir X yapalım mı? Tamam, ben bir tur atayım şöyle. Sekme sekme. Kalk otur. Ellerini çekmeden kalk otur. Bas topuklarını. Bas. Gücü... Ata bakma. Kaldır kafanı. Dengeyi bir... Bas ayaklarına. Kalk otur. Doğru ritmi yakalayamadım ya. Sağ elini hem dizgini tut hem... Şuradan. Aynen. Şu mesafe iyi midir peki? Dur dur bir yaslan geriye. Ata bakma. Yaslan, aç omuzlarını geriye. Yaslan 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 yaslan. Dur dur. Sağ elinle buradan tutun. Dizgin boyu yeterli mi? Dizgin boyu götür. Sağ elinle tutun. Sol elini bırak. He. Aynen. Sağ elimle şimdi tuttum. Şimdi başla bakayım süratliye. Sola döneceğim için böyle bir şey evet. Yaptık değil mi? Kalk otur, kalk otur, kalk otur. Aynen. He, şimdi yakaladım. Tamam. Evet. Dört naldasın. Devam et. Şimdi bak maniye, dön sola doğru. Dön dön dön, maniye bak, maniye bak. Ya Allah, bismillah. Çevir çevir çevir, aç sol elini. Çevir. Evet. Ata bakma. Allah'ım. Devam 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 böyle, devam böyle. Devam böyle. Allah'ım. Oh, bravo. Güzel. İşte bu. Dön şimdi, hazırlanacağız önce seninle. X'te başarıyla geçiş yaptık. Evet. Hiç bir X, daha sonra dik. Daha sonra 40, daha sonra 60. Sonra Harun uyanır, oradan hayat devam eder. Ondan sonra ardından da Türkiye Şampiyonası. Bak köşeye gel, ata odaklanma. Döneceğin yere aynen. Odaklan. Ya bunu bir dedin hocam şey gibi, tek parça olabilmek lazım atla. Evet, tek parça. Tamam Soner, geliyorum sana. Dön, dön şimdi. Dön, 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 dön. At, maniye bakıyorsun, dönüyorsun. Maniye doğru çevir atını. Çevir, 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 çevir. Geliyorum sana. Atla lan. Ah, güzel. Harun dikteyiz. Tamam. Evet, evet, güzel. Yaslan geriye. Dur dur şimdi atını. Pastayı yemeyeceğiz ama olsun. Bence başarılı. Başarılı mı? Bence başarılı. Var mı bunun üstü? Bence girmeyelim. Girmeyelim. Bence de girmeyelim. Bırakalım. Aynen. Dört
tane atlayış yaptık. Keyifliydi. Evet arkadaşlar, toplam 2x bir tane de dik atlayış yapmayı başardık. Beni bayağı bir terletti. Atımızı da terletti. Şimdi atı birazcık normal adeta pozisyonunda yürütüp soğumasını sağlayacağız. Ona yardımcı olacağız. Ardından da dinlenmek üzere bırakacağız. Hocam biz sözümüzü tuttuk. At karşıya geçti. At karşıya geçti değil mi? Ben de sözümü tuttum. Ben de karşıya geçtim. Gayet başarılıydı. Çok keyifliydi. Yani atın dört nala koşması daha da ayrı bir keyif veriyor insana. Hele ki o ritmi yakaladığınız zaman. Çok keyifliydi. Evet, yürü bakalım. Yavaş yavaş. Sevdin mi atını? Teşekkür et ona. At güzel ya. Aynen. İnince şeker birinci oluyor mu? Küp şeker. Oluyor. Havuç daha çok. Havuç mu ha? Evet. Evet arkadaşlar, bugün de yine heyecan dolu bir videonun sonuna geldik. Benim için çok değişik bir tecrübeydi. İlk kez bir engel atladım atla beraber. Çok keyifliydi. Bu heyecanı izleyicilerimizin de yaşamasını çok isterim. Ya bence atçılık, ata binmek doğadaki en güzel sporlardan, en güzel aktivitelerden birisi olabilir. Hayvanlara da gereken özeni, gereken değeri vererek yapıldığı sürece. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize son kez? Her zaman bekleriz at binmeye. Neredeyiz onu da söyleyelim bu arada. Ankara'da yeni mahallede Beştepe'deyiz. Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde 12 numaradayız. Her zaman sizleri bekleriz. Tabii ki 1 saatlik eğitimlerimizden ziyade uzun, deneyimli ve disiplinli bir eğitimin içerisine alacağız. Fakat Harun Bey'i tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şeyi söyleyelim izleyicilerimize. Burası ailecek vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer. İçeride türlü türlü hayvanlar var. Kanatlı tabii hayvanlar var. Köpekleriniz var. Atlarınız var. Zaten at konusunda Türkiye'de çok iddialı ve başarılısınız. Evet. Ben de çok beğendiğim bir tesis oldu. Burada bizi misafir ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca bana bu engelleri atlattığı için bu güzel atımıza da teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz, yorumlarınızı aşağıda belirttiğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden size de teşekkür ederim. Son kez şunu da söyleyeyim. Gelen izleyicilerimize bir jestimiz var mı burada? Evet evet, yani sizin kanalınızı görüp buraya misafir olarak gelen bütün izleyicilere %10'luk bir indirim tanıtalım. Bu tesiste sizin kanalınız vasıtasıyla bizlere ulaşırlarsa bütün hizmetlerimizden %10 indirimle faydalanabilirler. Evet. Ala Türkiye deyip içeri girip bunu belirtmeniz yeterli. Herkese yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.